Bu tren gidiyor ama nereye? Bir grup könüllü bu videoda Hatay vilayetinde zelzeleden sağ çıkmış balacaları başına toplayarak onların könlünü almaya, eğlendirmeye, böylece zelzele acısını unutturmaya çalışır. Musiqi müəllimi Şahin çaldığı bu gitaranı da elə axtarış xilas etmə əməliyyatları zamanı dağıntıların altından çıxarıb. Qonşuların vasitəsilə gitaranın sahibini tapıb qaytarmaq istəyəndə deyiblər ki, artıq onlara gitara lazım deyil. Evdən heç nə götürmək istəmirlər. Çalışırken bir 5 gün boyunca tek bir binada bütün canlı veya ölü olarak kurtardığımız birçok insan oldu. Bir dairede bu gitarı çıkardık ve sahibine ulaşamadık. Onlar da daha sonrasında komşular aracılığıyla bu gitarın sahibine ulaştık. Onlar da bize dediler ki biz bu daireden hiçbir şey almak istemiyoruz. Siz çocuklara yönelik etkinlikler yapacaksanız lütfen orada kullanın. Bu başka çocuklara neşe olsun dediler. Beləcə Şahin öz komanda yoldaşları ilə birlikdə könüllü olaraq hər gün çadır şəhərciyində balacalar üçün müxtəlif əyləncələr təşkil edirlər. Nikita adlı könüllü deyir ki, onun komandası bundan əvvəl axtarış, xilas etmə əməliyyatlarında iştirak edib, indi isə burada qalıb fəaliyyətlərini belə davam etdirmək qərarına gəliblər. İlk başta benim kendi ekibim arama kurtarma olarak sahalardaydı. Bayağı bir canların işte yaralarını sarmalamak için koşturduk. Artık arama kurtarma biliyorsunuz durduruldu. Artık enkaz toplanıyor. O yüzden kendi ekibimle arama kurtarma harici çocuklar için koşturuyor. Sokak sanatları, gezgin akademi olarak. Biz bunu yıllardır yapıyoruz. Hani en güzel işimiz zaten bu çocukların travmalarını atlatmaları için koşturmamız. İşte o yüzden buradayız. Hem burada konaklıyoruz. Onlarla beraber çadır kente konaklıyoruz. Hani onlara böyle görüp mutlu olduklarını görünce biz de bir nebze kendi yaralarımızda sarmış oluyoruz. Könüllü psixiatr Şahabettin Çetin de deyir ki, belə vəziyyətdən ən yaxşı çıxış yolu həmrəylik, insanların arasında olmaqdır. Buradaki hedefimiz tabii öncelikle dayanışma sağlamak. Yani çünkü burada çok ağır bir travma yaşandı ve üst üste tekrar eden travmalar yaşandı. Büyük kayıplar yaşandı. Bu tür büyük kayıplar ve acılar yaşandıktan sonra kişilerin ruhsal olarak ona dokunabilmenin en öncelikli yolu aslında bir dayanışma sağlamak. Bir başkasının, ötekilerin, diğer insanların onların acılarının görebildiğini görmek. İyileşmenin ilk yolu aslında ancak böyle olacaktır. En büyük arkadaşınız benim. Fevralın 6-sı ve 20-sinde Türkiye'nin 10 regionunda baş veren dəhşətli zəlzələ 44 minə yaxın insanın ölümünə, minlərlə evin dağılmasına səbəb olub. Müxalifətçilər və tənqidçilər hakimiyyəti zəlzələyə hazırlıqsız olmaqda, keyfiyyətsiz binaların tikilməsində günahlandırır. Hakimiyyət isə iradları qəbul eləmir və yıxılan evlərin birlə yenidən tikiləcəyini vəd edib. Hazırda təbii fəlakət zonalarında söküntü və bərpa işləri gedir.